Merhaba arkadaşlar. 5. sınıf fen bilimleri 2. ünite Canlılar Dünyası tesi son 5 yılın bursluluk soruları ve çözümleriyle yine birlikteyiz. Ayrıca kanalımda Canlılar Dünyası ünitesinin tüm konularını izleyip bursluluğa hazırlanabilirsiniz. 1. soruyla başlayalım arkadaşlar. 2019 bursluluk sorusu. Buna göre K ve L bitkileri aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Arkadaşlar K ve L bitkilerine baktığımızda özellikleri verilmiş. Burada özelliğin bu artı özelliğin bulunduğunu, eksi özelliğin bulunmadığını gösteriyormuş. K bitkisine bakalım. Yaprağı var, çiçeği yokmuş. O halde çiçeksiz bir bitki olacak K. Bakıyoruz papatya çiçekli. O halde papatyayı eliyoruz. Ciğerotu çiçeksiz, gül çiçekli eliyoruz. L'ye bakalım. Yaprağı var ve çiçekli bir bitki olacak. O halde cevabımız lale olabilir. Karayosunu olamaz. Çünkü karayosunu çiçeksiz bir bitki. O halde cevabımız birinci soru ne olacak? B şıkkı olacak. İkinci soruyla devam edelim. Yine 2019 bursluluk sorusu. Arkadaşlar bir deney sorusu. Hemen bakalım. Bu etkinlikten aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir diyor. Öğrenciler sınıfta sütün yoğurda dönüştürülmesi ile ilgili bir deney yapmışlar. Yoğurt içinde bulunan bakteri türü tarafından gerçekleştirildiğini öğrenmişler. Sonra sınıfa 3 öğrenci grubu sütten yoğurt yapmak için aşağıdaki işlemleri yapmış. Birinci grup sütü kaynatırken bir kaşık yoğurt ekleyerek kapağını kapatıp kaynatmaya devam etmişler. Bakın kaynatmaya devam etmişler. İkinci grup kaynattıktan sonra 0 santigrat dereceye kadar soğuttuğu süte bir kaşık yoğurt ekleyerek kabın kapağını kapatıp bir süre bekletiyor. Üçüncü grup ise kaynatılan süt ılık hale geldikten sonra bir kaşık yoğurt ekleyip kabın kapağını kapatıp bir süre bekliyorlar. Bu işlemlerin sonucunda yalnızca, bakın önemli, yalnızca üçüncü grubun kabında yoğurt oluşurken bir ve ikinci grubun kabında yoğurt oluşmadığı görülmüş. Birinci grupta kaynatırken ikinci grupta 0 santigrat derecede atmışlardı. Üçüncü grup ılık halde yapmıştı. O halde arkadaşlar bakalım. O halde arkadaşlar hangisine ulaşılabilir diyor. Bakalım yoğurt mayalanmasında çiğ pişmemiş süt kullanılmasının gerekli olduğu. Hayır arkadaşlar. Hepsi pişiriyor. Bütün bakteri türlerinin uygun sıcaklıktaki sütü yoğurda dönüştürebildiği. Hayır arkadaşlar. Belirli bir bakteri türü sütü yoğurda dönüştürür. Bütün bakteri türleri değil. B şıkkı yanlış. Sütün yoğurda dönüşmesinde rol oynayan bakterilerin bütün mayalanma olaylarını da gerçekleştirebildiği. Hayır arkadaşlar biz bundan bunu çıkaramayız. Sütü yoğurda dönüştüren bakterilerin belirli bir sıcaklık sınırlarında olacağı. Evet arkadaşlar bakıyoruz. Yalnızca 3'te olduğu için yani ılıkken olduğu için belirli bir sıcaklıkta üreyebildiğini anlıyoruz. O halde cevabımız D şıkkı olacak. Diğer soruya geçiyoruz. Aşağıdaki hayvanlardan hangisinin yavrusunu doğurup sütle beslemektedir. Arkadaşlar kertenkele sürüngendi. Sürüngenler yavrusunu sütle beslemez. A şıkkı olmaz. Köpek balığı balık türü sütle beslemez. Penguen bir kuştur sütle beslemez. Yarasa bir memelidir arkadaşlar. Sütle besler. Cevabımız D şıkkı olacak. Diğer soruya geçelim arkadaşlar. Bir göl yakınında yaşayan canlıları gösteren resim şekildeki gibiymiş. Bu resimde aşağıdaki canlı gruplarından hangisine ait örnek yoktur diyor arkadaşlar. Baktığımızda memeli, tavşan memelidir arkadaşlar. Var. Hemen A şıkkını eliyoruz. Kurbağa bakıyoruz. Kurbağayı görüyoruz arkadaşlar. O halde B şıkkını eliyoruz. Omurgasız hayvanlar sinek ve kelebeği görüyoruz. Omurgasız hayvan var. Eliyoruz. Sürüngen diyor. Bakıyoruz. Resimde sürüngen yok. O halde cevabımız D şıkkı olacak. Yine 2018 bursluluk sorusuyla devam edelim. Bu gözleme göre küf mantarı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Küf mantarı ile ilgili bakalım gözlemler yapılmış. Üzerinde küf oluşmuş. Bakın üzerlerinde küf oluşmuş. Bir ekmek parçasını inceleyen öğrencinin gözlem noktaları tablodaki gibiymiş. Gözlem yapılan küflü görünen kısım çıplak gözle bakın arkadaşlar şurası. Sonra küflü görünen kısım mikroskopla baktığımızda daha fazla kısım küf mantarı olmuş. Küflü görünmeyen beyaz kısım çıplak gözle bakıyoruz görünmüyor. Sonra küflü görünmeyen beyaz kısma mikroskopla baktığımızda bakın küf mantarları görünüyor. O halde arkadaşlar hangisi yanlıştır diyor. Besinler üzerinde çoğalarak küflenmeye neden olur. Bakın
Desinler üzerinde çoğalmış ve küflenmeye neden olmuş. A şıkkımız doğru. Çıplak gözle küfü görünen bölge dışında küfre rastlanmaz. Hayır arkadaşlar, bakın rastlanmış daha çok yerde. Hangisi yanlıştır? B şıkkı yanlış. Diğerlerini de okuyalım. Çoğaldıklarından çıplak gözle görülebilirler. Evet, bakıyoruz, görebiliyoruz. Mikroskopik canlılardır. Evet, mikroskopla görülebildikleri için doğru. O halde hangisi yanlış? B şıkkı yanlış arkadaşlar. 2018 diğer soruyla devam edelim. 3 bitki türü gösterilmişti arkadaşlar. Bu bitki türlerine baktığımızda elma ağacı çiçekli, eğrelti otu ve at kuyruğu çiçeksiz bitkilerdir. O halde aşağıdakilerden hangisi gruplandırılabilir diyor. Arkadaşlar, tohumlu tohumsuz. Evet, biz çiçekliler tohumluydu. Çiçek tohum oluşturuyordu. Çiçeksizler tohum oluşturmazdı. Biz bunu bu şekilde ayırabiliriz, gruplandırabiliriz. Cevabımız A şıkkı. Diğerlerini de okusalım. Oksijen üreten, oksijen üretmeyen. Hayır, ikisinin de yaprağı olduğu için her ikisi de oksijen üretir. Bu şekilde gruplandıramayız. Gözle görülen mikroskopik. Hayır, hepsi gözle görüldüğü için bu şekilde gruplayamayız. Karada yaşayan diyor. Suda yaşayan. Hayır, hepsi karada yaşadığı için bu şekilde gruplandıramayız. Ama A şıkkı tohumlu tohumsuz. Yani çiçekliler tohumlu, çiçeksizler tohumsuzdu. O halde A şıkkı gibi gruplandırabiliriz. Cevabımız A şıkkı. 2017 bursluluk sorularıyla devam edelim. Buna göre bu bitki aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor arkadaşlar. Baktığımızda bir öğrenci incelediği bitkilerde bulunan kısımları tabloya vermiş. Kısımlar kökü yokmuş arkadaşlar. Yaprak var, çiçek yok. O halde bu bir çiçeksiz bitki. Fasulye çiçekli olmaz, çam ağacı çiçekli olmaz, elma ağacı çiçekli olmaz. Karayosunu çiçeksiz bitkidir. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Yine 2017 sorusuyla devam edelim. Verilen özelliklere göre bu hayvanlar aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Arkadaşlar, hayvanların özelliğine bakalım. Kanatları var, uçarak hareket ediyor. Çiçekli bitkilerin üremesinde yardımcı oluyor. Arkadaşlar, kanatları var, kedinin kanadı yok, sineğin kanadı var, arı, serçe ve sinek olabilir. Uçarak hareket ediyor, bu üçü olabilir. İkiye bakalım arkadaşlar. Otla beslenir. Kulakları büyük olup vücudu kıllarla kaplı. O halde vücudu kıllarla kaplı olanlar neydi arkadaşlar? Memelilerdi. Memelilere baktığımızda solucan memeli değil, B şıkkını elerim. Yine arkadaşlar, tavşan memeli. O halde cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. Devam edelim. 21. soru. Buna göre 1 ve 2 hangisinde verilen canlılar olabilir diyor. Arkadaşlar, hemen bakalım özelliklerine. 1 ve 2. ile gösterilen canlıların sahip olduğu özellikler tik işaretiyle işaretlenmiş. Birinci canlı grubuna baktığımızda yer değiştirebiliyormuş, hareketi var. Besinlerini kendisi yapmıyormuş, o halde bitki değil, solunum yaparmış. Arkadaşlar, hareket ettiğine göre küf mantarı olmaz, kurbağa olabilir, domates olmaz, arı olabilir. İkinciye baktığımızda yer değiştiremiyor, besinlerini kendisi yapıyor, o halde bu bitkidir arkadaşlar, kesinlikle bitki olacak. Baktığımızda küf mantarı olamaz, bitki olacak domates. Yani cevabımız ne olacak? B şıkkı olacak. 2016 bursluk soruyla devam edelim. Arkadaşlar, iki bitki türü verilmiş. Bu bitki, iki bitki türünün özelliklerine baktığımızda havuç ve buğday neresini vermiş? Kökünü vermiş arkadaşlar. Köklerinin ortak özelliği hangisidir diyor. Bitkiyi dik tutma. Hayır, bitkiyi dik tutma gövdenin özelliğiydi. O halde ortak özelliği olmayan A şıkkı. Devam edelim. Emici tüyler buna sahip olma. Bakın, ikisinde de emici tüyler var. Şunlar. O halde B şıkkı ortak özelliği. Bitkiyi toprağa bağlama. Kök bitkiyi toprağa bağlar. Doğru. Su ve suda çözülmüş mineralleri alır. Evet, her ikisinde doğru. Hangisi ortak özelliği değildir? A şıkkı bitkiyi dik tutma. Gövdenin özelliğiydi. O halde 22. sorumuz A şıkkı olacak. 23. yine 2016 bursluluk sorusuna baktığımızda arkadaşlar, buna göre aşağıdaki şemada hangi kısma hazırladığı listede yazacak canlı yok. Arkadaşlar, canlıları listelemiş buraya öğrenci. Sonra canlıları gruplandırmış. Canlılar 4 gruba ayrılıyordu. Mikroskopik canlılar, mantarlar, bitkiler, hayvanlar. Elma ağacı bitki. O halde bitki türü var arkadaşlar. Karayosunu yine bitki. Kelebek hayvan. Hayvan türü var. Solucan yine hayvan. Salyangoz yine hayvan. Hangi grupta yok? Mikroskopik canlı ve mantar grubunda hiç örnek vermemiş. Hangi şıkta var? Bitkilerde hayır var. Hayvanlar ve bitkilerde var. Yalnızca mikroskopik canlılarda hayır arkadaşlar. Mantar ve mikroskopik canlılara örnek verilmediği için cevabımız D şıkkı olacak. 2016 bursluk sorusu yine. Bu uyarılardan insanı mikroskopik canlıların zararlarından korumaya yönelik
olanların tümü aşağıdakilerden hangisinde verilmiş? Arkadaşlar, Selin'in annesi sık sık aşağıdaki uyarılar buluyor. Yediğin elmayı iyice yıkadın mı? Evet, meyvelerin üzerinde mikroskobik canlılar olabilir. Bu zararlıdır. Bir evet. Yatarken dişlerini fırçalamayı unutma. Dişlerde mikroskobik canlılar, bakteriler vardır. Bu da diş çürümesine neden olur. Bu da olabilir. Sütü içmeden önce şişenin üzerinde son kullanma tarihine baktın mı? Evet, son kullanma tarihi geçmişler içerisinde mikroskobik canlılar olabilir. Hangisi tümü diyor? Hangisine yönelik, korumaya yönelik? Hepsi mikroskobik canlıların korumaya yöneliktir. Yani cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Yine 2016 bursluk sorusuyla devam edelim. Aşağıdaki canlı grupların hangisinde tümü görülür diyor. Arkadaşlar, doğurarak çoğalma, yavrusunu sütle besleme, omurgalı olma. Bunlar hepsinin neyi özelliğiydi? Memelilerin. Kuşlar kuş olmaz. Sürüngenler olmaz. Memeliler evet, balıklar olmaz. Cevap memeliler olacak. Bu yukarıda memelilerin özelliği olduğu için cevabımız C şıkkı olacak. 2015 bursluluk sorusuyla devam edelim. Arkadaşlar, bir deney sorusu. Zeynep şekil 1'deki eşit miktarda su, ikisine de eşit miktarda su vermiş. 2 adet bitkiden birinin üzerine şekil 2'deki gibi karton kutuyu kapatıyor. Arkadaşlar, şekil 1'de 2 tane aynı bitki var. Bu bitkilerin ikisine de su vermiş. Şekil 2'de karton kutuyla birisini kapatmış, birisi açık. Karton kutuyla kapattığına göre bu ne alamıyor? Işığı alamıyor. Arkadaşlar, farklı olan cevaptı. O halde Zeynep neyin etkisini araştırmış olabilir? Bitkilerde ışığın etkisi. Bakalım hangi şıkta var bu? Verilen su miktarı bitki üzerinde. Hayır, ikisine de su verdiği için A şıkkı olmaz. Işığın bitki gelişimine etkisi. Evet, birine ışığı kapattığı için cevabımız B şıkkı. Çiçekli bitkilerin. Hayır, ikisi de çiçekli bitkili olmaz. Yaprağın terlemeye. Hayır arkadaşlar, bununla da ilgili değil. Cevabımız B şıkkı olacak. 23. soruya baktığımızda yine 2015 bursluluk sorusu. Öğrenci cevabının doğru olması için cümlesini aşağıdakilerden hangisiyle devam ettirmeli? Baktığımızda arkadaşlar, aslan memeli, koyun memeli, fare memeli, yarasa memeli, balina memeli. Arkadaşlar, unutmuyorduk. Suda fok, balina ve yunus da memeliydi. Öğrenciler hep burada hata yapıyor. Buraya dikkat edelim. Yani gördüğümüzün hepsi memeli. O halde bakalım arkadaşlar, hangisiyle ilgili olacak? Hepsinin ayakları vardır. Hayır arkadaşlar, bakın, balığın ayağı yok. O halde olmaz. Hepsi yavrularını sütle besler. Evet, doğru. Cevabımız B şıkkı. Aynı tür besinle beslenir. Hayır, hepsi. Bakın, bu etçil, bu otçul. Aynı tür besinle değil. Cevabımız olmaz. Hepsi hem karada hem suda yaşar. Hayır arkadaşlar, bakın, balina suda yaşar. Diğerleri karada yaşar. Olmaz. Hangisi ortaktı? Cevabımız B şıkkı. Hepsi yavrularını sütle beslerler. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.